Arkadaşlar merhabalar. Ben Ali Cumhur Koyuncu. Sizinle orijinal yayınları 10. Sınıf Matematik Soru Bankası'nın fonksiyonlar konusunun 22. testini beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzda F örten fonksiyonu tanımlanmış. Buna göre F1, F3 toplamının değeri en çok kaçtır? Arkadaşlar iki tane hemen küme çizelim buradan. Diyoruz ki şurası 1, 3 ve 7 elemanları olursa bizim için. Karşıda bir F'i tanımladığımız zaman karşı tarafta ne gelecektir bizim için? F'te 1, F'te 3 ve f 7 gelecektir. Bizim için f1 ve f3'ün en büyük olmasını istiyorsak arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Buradan arkadaşlar f1'imiz 7'ye gelsin değil mi? Yani şurada f7 dediğimiz aynı zamanda 7 olacaktır. Peki şuradan 7 değerimizi arkadaşlar bak, bakın 3 değerimizi 3'e getirelim. Ve f7 değerimizi de 1'e getirelim. Bizim için f'te 1'imiz neye geldi? 7'ye. Peki arkadaşlar f'te 3'ümüz neye geldi bizim için? 3'e geldi. F'te 7'miz neye geldi bizim için arkadaşlar? 1'e geldi. O halde F1'in alabileceği en büyük değer 7. F3'ün alabileceği de en büyük değer 3 ise alabileceği değerlerin en büyük yani alabileceği değerlerin toplamı ne geldi bizim için? 10 geldi. En fazlayı istediği için. İkinci sorumuzda F A'dan Z'ye ve G Z'den A'ya fonksiyonları veriliyor. Fx eşittir 3x eksi 17 Gx eşittir 117 eksi 2x olduğuna göre A kümesi yerine ifadelerden hangileri yazılabilir? Arkadaşlar birinci öncüle bakalım bakın. Rasyonel sayıları yazılıyor peki. Biz burada nerede? F'de düşünelim. X yerine arkadaşlar biz 1 bölü 4 değerini yazarsak bak şuraya dikkat edin. 3 çarpı 1 bölü 4 eksi 117 sonucu bizim için bir tam sayı mıdır? Değildir. O halde biz Q'yu yazamayız. Geldik şuraya. Arkadaşlar A yerine tam sayı yaz diyor. Yani şurası artık bizim için F öyle ki tam sayılardan tam sayıları tanımlansın. Gerçekten de biz F'de arkadaşlar herhangi bir 0, 1, eksi 1, eksi 2 verdiğimizde her zaman bir tam sayı elde edeceğiz. O zaman bunu yazabiliriz. Üçüncü öncüle geliyoruz bakın. Diyor ki A yerine ne yaz diyor bize doğal sayı yaz diyor. Peki arkadaşlar bakın A yerine biz doğal sayı yazarsak F fonksiyonumuz doğal sayılardan tam sayılara... G fonksiyonumuz ise arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki hocam niye burada G'yi incelemedik? G'yi incelesek de arkadaşlar yazacağımız her değeri için bizim için ne gelecektir? Bir tam sayı gelecek sonuçta. Bakın üçüncü öncüle devam ediyoruz. G fonksiyonunda biz eğer tam sayılardan doğal sayılara tanımlarsak evet yazacağımız her tam sayının sonucu arkadaşlar bir doğal sayı gelecek. Yazacağımız her doğal sayının sonucu bir tam sayı gelecektir. Peki. Arkadaşlar örneğin bakın Şuradan bir x eşit 200 alırsak. Şurada doğal sayı mı? Doğal sayı. Peki şurada 200 yazarsak bizim için f'de bir problem yok. Ama g'de geldiğimizde g'de 200 yazdığımızda arkadaşlar 117 eksi 2 çarpı 200 geldi bakın. Peki buradan da bizim için 117 eksine gelecektir. 400 gelecek. Peki burada yazacağımız tam sayının sonucu bizim için doğal sayı oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor bakın iyi izleyin. 117'den 400 çıkarsak negatif bir sayı gelecek. Negatif sayı doğal sayı olur mu? Olmaz. Ne diyor ama? G'nin de sağlaması lazım değil İkisi için sağlaması lazım. O halde 3 de sağlamaz arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? Yalnız 2 olacaktır. F pozitif doğal sayılardan A'ya ve G de doğal sayılardan B'ye tanımlanmış. Fx 3x artı 6. Gx 21 eksi 2x fonksiyonları veriliyor. Fg örten fonksiyon olduğuna göre a kesişim b kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın. Öncelikle a kümesi için konuşalım sizinle. Diyoruz ki bir verirsek. Pozitif doğal sayıdan birden başlayacağım ben burada x değerlerimde değil mi? Şurası x'e vereceğim değerlerdir benim için. Bir verirsek arkadaşlar 3, 6 daha ne geldi? 9 geldi. Biz 2 verdik arkadaşlar buradan. 3 kere 2 6 6 daha ne geldi 12 geldi. Sonra arkadaşlar ne verdik 3 verdik 9 6 daha 15. A 3'er 3'er artıyor. Sonra 18 sonra 21 diye arkadaşlar gelecek bizim için. Bir de B fonksiyon B kümesine bakalım G fonksiyonu için. 0 yazarsak arkadaşlar 21 gelecek. 1 yazarsak 21'den 2 çıktı arkadaşlar bizim için ne gelecektir? 19 gelecek. Sonra Arkadaşlar 2 yazdık 4. 21'den 4 çıktı 17. Dikkat edelim. 2 2 azalıyor. O zaman 15 nereye kadar gelecek arkadaşlar burası da bizim için böyle gidecektir. Peki B'nin ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Sorumuzun istediği ifade ne? A ile B'yi kesiştirelim değil mi? Bakın. A kesişim B dediğimiz ifade arkadaşlar. Şimdi ortak olanlara bakıyorum. Maksimum 21'e kadar gelebilirim çünkü B 21'den aşağıya doğru gidiyor. O halde kesişimde 21 var mıdır? Vardır. Devam ediyoruz. 21'den arkadaşlar biz ne yaptık? Aşağıya doğru inmemiz lazım. 15 var mıdır bizim için? Her ikisinde ortak olan değil mi? Tek olacak. 15 de vardır. Peki arkadaşlar son olarak bakın tek olacak. Burada tek olması lazım. Çünkü B'ninkiler 2-2 azalarak gidiyor. Yani 13, 11, 9 diye geliyor. 9'un altında istediğimiz sayı olabilir ama bizim için A'da olmayacaktır. Bir de neyi alacağız buradan? 9 alacağız. Bunun elemanlarının toplamını istiyor arkadaşlar. Toparlarsak da 21, 9 daha 30. 15 daha arkadaşlar 45 gelecektir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzda f a'dan b'ye ve g de c'den d'ye fonksiyonları veriliyor. Buna göre a artı b eksi 2 çarpı f'te 4 ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle f'te 3'e bakalım arkadaşlar. F'te 3 değerimiz nereye gelmiş bakın 7'ye gelmiş yazdık. Peki G'de bir değerimiz arkadaşlar. F fonksiyonu için konuşuyoruz buradan. Neye gelmiş? F'de B artı 1'e gelmiş. Tamam. Şuradan arkadaşlar baktığımızda yani şu aynı zamanda F'de nedir? G'de 1 yazmak demektir değil mi? F'de G1'i yazdığımızda arkadaşlar bizim için neye gelmiş? F'de B artı 1'e gelmiş. Peki. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gelelim bir de G'ye bakalım. Hele G'de ne var ne yok? G'de F3 yazdığımızda şuna geliyor. Bakın. G'de F3 yazarsak arkadaşlar bizim için ne oluyormuş? G'de A-2 oluyor. F3'ümüz neydi bizim? Az önce bulduk 7. O zaman burası da ne olacaktır? 7 olacaktır. A-2 eşittir 7'den. A değerimiz ne geldi? 9 geldi. A'yı 9 bulduk. Sıra neydi arkadaşlar? B'de. B'yi bulmamız lazım. Peki. Şurada F'de A-B yazdığımızda arkadaşlar ne oluyormuş? G'de 2 oluyormuş. Peki. G'de 2'miz arkadaşlar neye geliyormuş bizim için? 5'e geliyor değil mi? Bu da ne oluyor? Bizim için 5 oluyor. Şimdi G'de 5'imizi de e pardon F'te A eksi B'miz G'de 2 G'de 2'mizde ne oldu arkadaşlar? 5'e geldi. Peki. Buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar şuraya bir dikkat edelim bakın. Şimdi şuraya kadar geldik bir problemimiz yoktu. Dedik ki arkadaşlar arkadaşlar F'te G1'imiz F'te B artı 1'e eşittir. O halde benim için G'de 1 değerim ne olacaktır? Bakın B'de ya B artı 1 gelecektir. Peki G1'imizin eşiti neymiş arkadaşlar bizim için? 6'ymış. G1 aynı zamanda 6 ise 1'i atarsam B eşittir ne gelecektir? 5 gelecek. Şimdi geldik. F'te 4 dediğimiz ifade. Bakın arkadaşlar şurada A artı B dediğimiz 9 artı 9 artı 5 eksi 2 çarpı F'te 4. F'te 4 dediğimiz ifade arkadaşlar bizim için nedir? Aslında A eksi B'dir değil mi? Çünkü 9 eksi ne gelecek? 5 gelecek. O halde eşittir diyoruz. 9 5 daha ne geldi? 14 eksi 2 çarpı F'te ne oldu bizim için? 4 oldu. Burada sıkıntı olan F4 değil mi? Hayır. Bakın F4 çok rahat bir şekilde bulduk. Buraya ne dedik biz? A eksi B dedik arkadaşlar. Bakın 9 eksi 5 4 gelecektir. F4'ümüz aynı zamanda neydi? 5'ti. O halde 14 eksi 2 çarpı 5'ten 14 eksi 10'dan ne gelecektir? 4 gelecektir. Cevabımız nerede arkadaşlar? D şıkkında. Peki. Arkadaşlar F A'dan B'ye fonksiyonu birebir ve içine bir fonksiyondur. S A 3M eksi 5 S B M artı 7. Bakın birebir içine fonksiyonsa arkadaşlar her zaman A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından küçük olmak zorunda. Neden mi? Hemen tekrar birer örnek verelim. Şurası A, şurası B. Hem birebir hem içine olacak. Arkadaşlar tanımladığımız F fonksiyonu için bakın. A, B, C alırsam ben buraya 1'e 2 alırsam mesela örnek veriyorum. Bir kere şuradan geldiğimiz zaman arkadaşlar A 1'e B 2'ye C 2'ye gelse birebir olmayacak. Bak bir tane 3 olacak değil mi Peki C de 3'e geldi. 1'e 1 bir oldu. İçine olması için burada ne olması lazım? Bir eleman daha fazla olması lazım. O yüzden tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından her zaman küçük olacaktır. O halde 3M-5 küçüktür. M artı 7 geldi. Arkadaşlar M'yi bu tarafa eksi 5'i bu tarafa çekersek. 2M küçük 12 geldi. 2'ye böldük arkadaşlar. M küçük ne geldi? 6 geldi. M yerine yazılabilecek doğal sayı. 0, 1, 2, 3, 4 ve ne geldi? 5 geldi. Şunları toplarsak arkadaşlar 5, 4 daha 9, 12, 14, 15 gelecektir. Nerede cevabımız? A şıkkında. Arkadaşlar 6. sorumuz. F tam sayılardan tam sayıları fx eşittir. A artı 3 çarpı x artı 5 fonksiyonu örten olduğuna göre f a'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi örten fonksiyon vermiş tam sayılardan tam sayıları tanımlamışsa Şuranın 1 veya buranın eksi 1 olması lazım. Neden? Hemen. Burası atıyorum arkadaşlar. Yani x'in katsayısı 1 veya eksi 1 olmasın, 2 olsun. Mesela f(x) eşittir bizim için 2x artı 5 alalım. Nereden? Tam sayılardan tam sayılara tanımlamışız. Arkadaşlar, mesela şuradan tam sayılarımızı yazalım hatta. Şu tam sayılar kümesi burası tam sayılar kümesi. f'i tanımladık 2x artı 5. Bakın. 0 yazarsak arkadaşlar karşısına olacaktır 5 olacak. Bakın 1 yazarsak arkadaşlar bizim için ne gelecektir şuradan? 7 gelecek. Eksi 1 yazarsak arkadaşlar 3 gelecek değil mi? Şuradan eksi 1 yazdık. Arkadaşlar dedim ki eksi 5 yazayım. Eksi 5 yazayım tanım kümesinde. Ne geldi? Eksi 10 artı 5 daha eksi 5 gelecek. Bak dikkat edin. Tanım kümesinde ne yazarsak yazalım. Biz buradan sağ, neyi alamayız? Biz buradan 0 değerini bulamayız. Değerini bulamayız. Bunu sıfır yapacak tek değerimiz nedir arkadaşlar? X yerine eksi 5 bölü 2 yazmaktır. Ve bu da bizim için arkadaşlar bir tam sayı değil. Dolayısıyla X'in kat sayısı 1 veya eksi 1 olmak zorunda. O halde A artı 3. Bakın ben 2x artı 5 için denedim. Siz 3x artı 5 için, 3x artı 4, 3x artı 5 için, 7x artı 5 için de deneyebilirsiniz. A artı 3'ümüz 1 veya A artı 3'ümüz eksi 1 olacak dedik. 3'ü buraya atarsak A değerimiz ne geldi? Eksi 3 artı 1 daha eksi 2 olacak. 3'ü buraya atarsak eksi 3 diye gitti. A değerimiz ne geldi arkadaşlar? Eksi 4 geldi. A yerine yazarsak arkadaşlar bizim fx dediğimiz fonksiyon x artı 5 veya e, A yerine yazdığımızda fx dediğimiz fonksiyon ne gelecektir? Eksi x artı 5 gelecektir. F'te A'yı istiyor bizden değil mi? Peki arkadaşlar şurada F'te a değerimizi yerine yazdığımız zaman yani x yerine eksi 2 yazdığımız zaman f'te eksi 2 eşittir. Eksi 2 artı 5'ten ne gelecektir bizim için? 3 gelecek. Veya f'te arkadaşlar eksi 4 yazdığımız zaman da bizim için eksi eksi 4 artı 5'ten ne gelecek? 9 gelecektir. Alabileceği değerlerin neyini istiyordu bizden sorumuz? Çarpımını istiyor. 3 ile 9'u çarparsak arkadaşlar ne gelecektir cevabımız 27 gelecektir diyoruz. Arkadaşlar A bir küme olmak üzere F öyle ki A'dan N'ye fx fonksiyonu x artı 18 bölü 6 gx fonksiyonu x artı 4 bölü 4 olarak veriliyor. Buna göre fonksiyonlarından hangileri a'dan n'ye bir fonksiyon belirtir? Yani a'dan doğal sayı bir fonksiyon belirtir arkadaşlar. Öncelikle bakın her x için sağlaması lazım. Biz a kümesinin elemanlarına bakmamız lazım. Arkadaşlar sıfır yazarsak ne gelecek bakın? 18 bölü 6 sağlıyor. 0 yazdık. 4 bölü 1 sağlıyor. Peki. Arkadaşlar buranın 6'ya bölünmesi için ne yazmamız lazım 0'dan sonra? 6 yazmamız lazım. 24 bölünüyor. Ama burada 6 yazdığımızda bölünmüyor. Demek ki 6'yı almayacağız. Peki. Bir 6'nın katı daha 12 eklersek arkadaşlar bakın burada 30 bölü 6, 5 oldu. 12'yi ekledik arkadaşlar. 16 bölü 4, 4 geldi. Demek ki 12 gelecek. Bakın 0'dan 12'ye sonra 24, sonra 36 şeklinde gidiyor. Peki bizim A kümemiz arkadaşlar artık ne olacaktır? Bakın A'da X için öyle bir sayı yazacağız ki bizim için arkadaşlar X sayımız ne olacak? 12'nin katı. Ve K dediğimiz ifade ne gelecek arkadaşlar? Bir doğal sayı belirtmek zorunda. Peki devam ediyoruz. Geldik birinci öncülümüze. Arkadaşlar birinci öncülümüzde diyor ki bakın F1 için 12'nin herhangi bir katını yazdığımızda sonuç doğal sayı olur mu? Mesela 12, 24, 36 herhangi bir değeri yazdığımızda oluyor değil mi? O halde birinci öncülümüz nedir arkadaşlar? Doğrudur. Diğer tarafa geldik F2. Bir 12 yazdığımızda bakın ne geldi? 36 bölü 8 oldu. Arkadaşlar bu bizim için bir doğal sayı mıdır? Değildir. Çünkü o zaman ne diyoruz? İkinci öncül sağlamaz. Diğer taraftan yine bir 12 eklediğimiz zaman arkadaşlar ne diyor bizim için? Topladık. 60 bölü 24 gelecektir. Bu da arkadaşlar sadeleştirdiğimizde 6'ya böldüğümüzde 10. 6'ya böldüğümüzde 4 gelecek. Bu da 5 bölü 2 olacak. Ve 5 bölü 2 sayısı bizim için bir doğal sayı olmasını istiyor. Bakın. Doğal sayı mı? Değil. Üçüncü öncül de sağlamayacaktır. Dolayısıyla cevabımız ne gelecek? Yalnız 1 olacaktır. 8. sorumuz arkadaşlar. F tanımlanmış. Fx eşittir 2x artı m bölü x eksi 3 fonksiyonu veriliyor. Ki buna göre m kaçtır? Bakın. Bu neydi bizim için? Fonksiyonun kendisini kendisini tanımsız yapardı. Peki. Dedik ki arkadaşlar fonksiyonun kendisini tanımsız yapıyorsa. Biz x yerine f'te 4 yazdığımızda. Yani arkadaşlar x yerine 4 yazdığımızda burada. f'te 4'ümüz neydi? Tanım kümemizdi. Peki 4 yazdığımızda bizim için 4 çarpı 2'ne gelecek. 8 artı m bölü. 4'ten 3 çıktığı zaman arkadaşlar ne geldi? 1 geldi. Bu da neye eşitmiş bizim için arkadaşlar? Bu da neye eşit olacak bizim için? Şu ifadenin arkadaşlar biz bir soru şartı olduğunu söyleyelim. Bakın bize diyor ki şurada f4 yazdığımızda sonucun ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Yani f4-3 eşittir sıfırdan. F4 eşittir arkadaşlar ne geldi? 3 geldi. Bakın burada 4 yazdığımızda bulduğumuz bu sonuç bizim için aynı zamanda f4 değil miydi? F4'tü. O halde arkadaşlar 8 artı m bölü 1 eşittir bizim için neye? söyleyin pardon 3'e eşit olacak f 4 dediğimiz ifade. Şuradan 8'e atarsak da m değerimiz ne gelecektir? Eksi 5 gelecektir. Arkadaşlar doksun sorumuz. F tanımlı olduğu aralıkta bir fonksiyondur. N eleman doğal sayı olmak üzere f n x eşittir. x artı n'dir. F15 bileşke F14 bileşke nereye kadar? F1'e kadar bu neymiş bizim için? 125 olduğuna göre x kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın F1 x dediğimiz ifade bizim için nedir? x artı 1'dir. F2 x dediğimiz ifade arkadaşlar bizim için nedir? x artı 2 diye gidecek. Peki şunları bileşkeye alırsak hatta F15'i de yazalım buradan. x artı 15. Şunları bileşkede yazarsak bakın mesela şu x'ini yazarsak arkadaşlar. Bizim için F'de, F2'de F1 x ifadesine gelecektir. Arkadaşlar x yerine x artı 2 yazacağız. x artı 2 artı 1 gelecek. Peki F3 yazmış olursak arkadaşlar F3'te F2x yazmış olursak ne gelecektir? X artı 3 yazdık. X yerine artı 2 artı 1 diye gidecek. O halde burada biz F'te 15'te arkadaşlar F 14x'i yazmış olursak ne gelecek bizim için o zaman? X artı nereye kadar? Bakın 15 artı 14 artı nereye kadar? 1'e kadar olacaktır. Peki bu sonuç neymiş bizim için? 125'miş. Yani x artı 15 artı 14 artı nereye kadar artı 1'e kadar toplam neymiş bizim için 125'miş. Şuradaki sayılarımızın toplamı 15 çarpı 16 bölü 2'den hesaplarsak arkadaşlar ne gelecektir şuradan hemen bir 2'ye böldüğümüzde ne geldi 8. Şurada artı x'imiz var 125'e eşitti. Peki x artı 15 çarpı 8'imiz ne 120 eşittir 125'ten 120'ye atarsak x değerimiz ne gelecektir 5 gelecektir. 10. sorumuz arkadaşlar. F öyle ki A sayı doğrusunda A virgül A artı 1 aralığında A tane eşit parçaya ayırarak A ile A artı 1 arasında eşit parçaları için işaretlediği sayılardan A artı 1'e en yakın olan sayıyı yazar. Örneğin F3 11 bölü 3'tür. Mesela arkadaşlar şurada 3 ile 1 fazlası 4 arasında almış. Burayı 3 eşit parçaya bölmüş. Peki bizim için F'de 5'i istiyor. Arkadaşlar F'de 5 için biz şunu söyleyebilir miyiz? Şurası 5, bir fazlası nedir bizim için? 6'dır. Buraya arkadaşlar geldik. Kaç parçaya? 1, 2, 3 ve ne gelecek bizim için arkadaşlar? 4, 5 parçaya böleceğiz. Şurasını biz arkadaşlar nasıl yazabiliriz? Bakın 5 tam 1 bölü 5. Şurayı arkadaşlar 5 tam 2 bölü 5. Şurayı 5 tam 3 bölü 5. Ve şurayı da arkadaşlar 5 tam 4 bölü 5 şeklinde yazabiliriz değil mi? Aynı mantıkla böyle gideceğiz. Peki. Diyor ki A artı 1'e en yakın olan sayı. Bizim için A artı 1 yani 5 artı 1 6'ya en yakın olan sayımız nedir? 5 tam 4 bölü 5'miş. O halde bu ifadeyi biz 5 artı arkadaşlar 4 bölü 5 şeklinde yazarsak 5 kere 5 25 4 daha 29 bölü 5'e eşit olacak. Hangisi arkadaşlar? F'de 5'imiz. 11. sorumuzda Tanım kümesi görüntü kümesinin alt kümesi olan fonksiyonlara alt fonksiyon denir arkadaşlar. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi alt fonksiyondur diyor bizim için. Burada tanım kümemiz A olsun arkadaşlar. Tanım kümemize baktığımız zaman ne yapıyorduk bizim için? X eksenindeki değerlerde eksi 6 ile 4 kapalı mı kapalı? Eksi 4 kapalı aralığı dedik. Peki görüntümüz F'te A olacaktı arkadaşlar. F'te A'ya baktığımız zaman ne geliyor? Eksi 4 ile artı 5 arkadaşlar. Burası da ne geldi? Eksi 4 e artı 5 kapalı aralığı geldi. A bunun alt kümesi midir? Bakın. A bunun alt kümesi mi? Değil. O halde ne diyeceğiz? Birinci öncülümüz sağlamaz. İkinci öncüle geldik bakın. A kümesi bizim için tanım kümesi olsun. Eksi 8 nereye kadar arkadaşlar? Artı 9'a kadar. Peki yazdık. Eksi 8'e artı 9. Hangi aralık? Kapalı aralığı. Bizim burada görüntümüz f'te a'ydı. F'te a'ya baktığımız zaman y eksenine bakıyorduk. Ne geliyor? Eksi 10'a artı 10 kapalı aralığı geliyor. Bakın şurası 10 şurası 10 kapalı aralık geliyor. Peki eksi 9'a artı 9 şu aralıkta mı? Kesinlikle bu aralıkta. O halde ne diyeceğiz? Bizim için ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncülümüze geldik arkadaşlar. A kümesi tanım kümesiydi bizim için. Baktığımızda ne diyoruz? Eksi 8'de hangisi? 5 aralığında. Eksi 8'e 5 kapalı aralığı. Bizim için görüntü kümesi f'te a'ydı. Arkadaşlar y eksenindeki değerlerimize baktığımız zaman ne gelecek? Eksi 7 y artı 5 gelecektir. Eksi 7 y artı 5 geldi. Peki arkadaşlar tanım kümesi görüntü kümesinin alt kümesi olur mu? Olmaz. Neden? Bakın eksi 8 bu aralıkta değil. O halde 3. öncül de sağlamaz. Cevabımız ne gelecektir? Yalnız 2 gelecektir. 12. ve son sorumuz Arkadaşlar. Uygun koşullarda tanımlı fg fonksiyonları birebir ve örtendir. Her x reel sayısı için g'nin tersi 2x artı k eşittir. f'te 3x eksi 5. g bileşke f'in tersinde arkadaşlar 3d neymiş bizim için 4. Olduğuna göre k değeri kaçtır. Bakın şurada 2x artı k'yı dışarıya f'te 3x eksi 5'i içeriye alırsak g'nin bir daha tersini almış oluruz. g'nin tersinin arkadaşlar bir daha tersi. Ne gelecek bizim için? Buradan f'te 3x eksi 5 gelecek. Peki eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Şurası bizim için 2x artı k'ya eşit oldu. Şuradan da arkadaşlar aynı mantıkla bir kere daha tersini alırsak yer değiştirirsek şuradaki 3 ve 4 değerleri için. Bizim için g bileşke f'in arkadaşlar tersiydi. Bir daha tersini aldığımızda 4 yazıyoruz ve neye eşit oluyormuş? 3'e eşit oluyor. Peki ifadelerimizi biraz düzenleyelim. Tersinin tersi kendisidir. G bileşke f'te ne yazdık arkadaşlar biz? Aslında 3x eksi 5 yazdık ve bu işlemimizin sonucu 2x artı kaymış. Diğer taraftan arkadaşlar şurada bu fonksiyonun bir daha tersini aldığımızda fonksiyonun kendisini elde edeceğiz. G bileşke f f'de 4 eşittir arkadaşlar bizim için ne olacakmış? 3 gelecekmiş. Peki. O halde arkadaşlar 3x eksi 5'imiz 4'e eşittir. Hemen yazdık. 3x eksi 5 eşittir 4'tür. 3x eşittir 9'dur. x eşit ne gelecektir? 3 gelecek. Bunu anladık. Peki şu dışarıdaki ifadelerimizde eşit olmayacak mı? Çünkü G bileşke F ve G bileşke F var. Bunların içi eşitse dışı da eşit oluyor. O halde x'in 3 olduğunu biliyorsak 2x artı k'mız ne olacak arkadaşlar? 3 olacaktır. x yerine 3 yazarsak 6 artı k eşittir 3'ten 6'yı attık. k değerimiz ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Cevabımız a şıkkında olacak.